Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine çok güzel bir model hazırladım. Tığımın numarası 21, yeşil ipimin numarası da 434 arkadaşlar. Şöyle çok hoş ve yapımı kolay, zarif bir iğne oyası tadında bir model. Evet, şöyle modeli göstereyim. Evet, modelimiz bu, bakın arkadaşlar. Çok güzel bir model hazırladım. Şöyle böyle, kirpikli trabzanların arasına bu şekilde bir tane yuva yapıp içine de bu 3 boyutlu çiçeğimi hazırladım. Yapımı çok kolay. Hele şu tohumunun yapılışı hepsinden daha kolay diyebilirim arkadaşlar. Bakın, modelim bu. Şöyle alt kısmından, ters tarafından, her açısından göstereyim. Şöyle bu tohumu atarken bu şey boru kısmı ayrı bir böyle şey yaptı arkadaşlar. Buralardan girildiği için trabzanların arasından kalıplaştı. Yani hani yazıyorlar ya, abla bunu nasıl kullanacağız, kolalayacak mıyız, ütüleyecek miyiz diye. Hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Bakın, o kadar güzel bir model hazırladım ki sizler için. Hem yapımı çok kolay, hem de iğne oyası tadında. Hiç iğne oyası bilmiyorum diye üzülmenize gerek yok. Şöyle her şeyse arkadaşlar, bakın şu şekilde de olabiliyor. Bakın şöyle, şuradan şöyle düz yasladığınızda 3 boyutu da hatta iptal edebiliyorsunuz. Bu tohumun sertliğinden dolayı da bakın böyle dümdüz de olabiliyor. İster bu şekilde 3 boyutsuz düz böyle normal bir motif olarak kullanabilirsiniz. Veyahut da hafif şöyle bakın buralardan kaldırıp düzeltince 3 boyutlu böyle iğne oyasında altında bir sahte boruyla yaptığımız için boru görevini gördüğü için 3 boyutlu da kullanabilirsiniz. Şöyle modelimi göstereyim. Velhasıl her iki şekilde de böyle kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iki çiçeğimin arasındaki mesafeyi biliyorsunuz ben örnek amaçlı bırakıyorum. Siz ne kadar isterseniz 3, 6, 9, 10, başlama amaçlı 10. Burada da arkadaşlar bakın şöyle sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 11. En fazla 15 tane bırakalım çünkü modelimiz bakın şöyle çıtı pıtı, yapımı kolay olduğu için fazla aralıklı çirkin durmasın diye. Şimdi kısa mesafe yapacağız. Şöyle ilk başlar gibi başlayalım. Arka tarafı unutalım. İkişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. Her zaman söylediğim gibi 696 no'lu videoda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığı doladım ve 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. İlk başlar gibi dedik arkadaşlar. 3 zincir çekerek şöyle trabzanımı yaparak başlıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Kirpiğimden sonra bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle bakın 2 ve 2. Toplam, şimdi ben model amaçlı olduğu için yakın yapacağım arkadaşlar. 12 tane bıraktım. Şöyle çiçeğimin böyle dalını yapacağım, kök kısmını hazırlayacağım. Bir zincirimi çektim. Bakın bunu boş bırakıyorum. Yanına şöyle 2 2. İkinci kutucuğu yapıp 7 tane zincir çekiyorum. Ve buraya kapattım. Çimeni çok kolay. Üstünde hafif bir uğraşma var arkadaşlar. Bu 7 zincirli yere biz çiçeğimizi hazırlayacağız. Yine bir defa dolayıp 2 ve 2 alarak boş bir trabzan yaptım. Ortasında 7 zincirden yuvası olan bir trabzan, kenarlarda da birer tane boş olan kutucuklar yaptık. Bu kadar. Çimeni yapılışı çok kolay arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincirimi çekip yine ara suyu mesafesini
12 tane yapmış olduğumuz bu kirpikli sık iğneli trabzana geçtik. Bir defa tığı doladım. Hemen şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir. Hemen kirpiği kapatıp buradan trabzanın ara kısmından sabitliyorum. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen boş olan tığ battıya şöyle 2, 2 alarak trabzanımı hazırladım. 3 tane zincirimi çekip trabzanıma kapattım ve sık iğne yapıyorum. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen yuvaya girip 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir kapattım. Yanına sık iğne. Şöyle araya bir zincir. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde 12 tane yapacağız. Sonra 12 tane olduktan sonra bir tane boş kutucuk, ikinci boş kutucuğa 7 zincirli yuva, yanına bir kutucuk, yine 12 tane yapıp çimeni bu şekilde devam edecek. Ben sizi bu şekilde çimeniyle oyalamayıp çiçeğin yapılışına geçelim. Evet, çimeni hazırladık. Şöyle bakın. Arkadaşlar çimeni hazırladıktan sonra muhakkak ütüleyelim. Çünkü çiçekle beraber ütülemesi zor oluyor. Bakın zaten çiçeğimiz sık iğneli olduğu için kalıp gibi oluyor. Çiçeği ne ütülemeye hiç gerek yok. Kolalamaya hiç gerek yok. Bu şekilde direkt güzel bir şekilde kullanın. Yine ben söylüyorum ama yine arkadaşlar beni tam videoyu dinlemeyip yorumlara yazacaklar bunu nasıl kullanacağım diye. O yüzden yine de dinleyen her zamanki arkadaşlar için de söyleyeyim. Muhakkak çimeni ütüleyin. Ütüledikten sonra çiçeğin yapımına başlayın. Şimdi ipimi tığıma tutturdum arkadaşlar. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Bakın ortadaki bu 7 zincirli yuvaya 6 tane kirpik yapacağım. Bakın sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum. Şöyle kirpiğimi oluşturdum. Ters tarafındayız ve yuvalar hazırlıyoruz. 5, 6 ve 7. Şimdi kapattım. Kirpiğim oluştu. 4, 5, 6 ve 7. Bu üçüncü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 4, 4, 5, 6 ve 7. Beşinci kirpiği kapattım. Altıncıyı trabzan kirpik yapacağım. Her zamanki gibi şöyle yukarı kolay çıkım olsun diye. 3 zinciri çektim. Bir defa tığı doladım. Bu yeşil yuvaya girip 3 seferde 1, 2, 2. Bakın. Altıncı kirpiğimiz bu şekilde olunca kolay çıkılıyor yukarı. Tekrar zincirle dönmek olmuyor. Evet, şimdi düz yüzüne gelip işleme başlayacağız. Bu son yaptığımız trabzanın içerisine şöyle bir zincirli sık iğneyi kapattım. Bakın arkadaşlar şimdi çiçeği yapacağız. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığı doladım. Bu ilk kirpiğin içerisine girip 1, 4 seferde 2, 2 ve 2. Bu şekilde hafif biraz bu 4 zinciri ardıracak şekilde büyük bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zinciri kapatıp şöyle minik bir tomurcuk oluşturdum. Geri kalan bu trabzanın içini ikişer zincirli kirpiklerle dolduracağız. Şöyle 2 zincir. Kapatıyorum. 2 oldu. 2 zincir. 3 oldu. 4 ve 2 zincir 5. Baştaki şu 4 zinciri saymıyorum arkadaşlar. Ondan hariç şu küçük minik kirpikleri bu şekilde 5'er zincirden yapıyorum. Bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bunu da sık iğne ile hiç zincir çekmeden ilk kirpiğime kapattım. Bakın böyle tırtıl gibi çok hoş durdu ilk yaprağımız. Hiç zincir çekmeden direkt ikinci kirpiğe de aynı şekilde geçişimi yaptım. 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım.
Yuvanın içerisine girip şöyle 1, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. İlk kirpiğimiz 4 zincirden şöyle tomurcuk güzel dursun diye. Diğerleri 2 zincirden arkadaşlar. 5 tane olacak. Bakın bu 1. 2 zincir. Şöyle trabzanın arasına kapatıyorum sık iğne ile. 2 zincir. Şöyle 3, 4 ve 5. Sık iğne ile 6.'yı yuvada. Hiç zincir çekmeden yuvaya. Hiç zincir çekmeden 3. kirpiğe geçişimi yapıyorum. Bakın. Bu şekil oluyor arkadaşlar. Şimdi yine 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, şöyle 2, 2 ve 2. 4 seferde. 4 zincir. Bakın 3. yapışımız. Biraz daha hızlanalım. Aynı işlem. Başta yavaş yavaş gösterdik arkadaşlar. 2 zincir. 2 oldu. 2 zincir. 3 oldu. 4 ve 5. 5 tane şu baştaki 4 zincir hariç 5 tane kirpik. Altıncısı sık iğnede. Direkt bir sonraki yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. 4 zincirimi kapatıp 4. yaprağını yapıyoruz. 2 zincirimi çektim. 1 2 zincir 2 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 ve sık iğne. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiş. Bu şekil oluyor arkadaşlar. Minik minik hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girip 4 seferde trabzan. 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım trabzan arası. 5 tane 2 zincirde minik kirpikler oluşturacağım. Şöyle 2 zincir görmeniz için. Şöyle tutayım. 2 zincir 3 4 ve 5 sık iğne ile direkt sadece sık iğne ile yine buraya geçişimi yapıyorum. 4 zincirle sonuncu kirpiğimizin yuvasını hazırlıyorum. 1 2 2 ve 2 1 2 3 4 zincir. 2 zincirimi çektim, kapattım. 2 zincir 2 2 zincir 3 2 zincir 4 ve 2 zincir 5. Şimdi 5 tane oldu arkadaşlar. 6. yine sık iğne de yapıyorum. Bakın. Bu şekil aldı. Tüm yapmış olduğumuz 6 kirpiği bu şekil tamamladık. İlk böyle yapmış olduğumuz trabzanlı kirpiğin içine bir zincirle sık iğne ile girmiştim arkadaşlar. Buraya bakın. Şöyle tutayım. Şuradaki dönüşteki sık iğnenin içerisine şöyle giriyorum. Oradan bir tane ilmek çıkarıp biraz sık iğnemiz sert olmuş. Ama bakın ben girdim. Şöyle tığımdaki ilmeğin içinden geçiyorum ki yani sahte sık iğne yapıyorum. Şöyle aralık boşluğu olmasın, kaynaştırma boşluğu olmasın, güzel dursun diye. Şimdi işlem bitti. Hemen şöyle bir
Şu alt kısmı da göstereyim. Şöyle bakın. Bu kirpiklerin duruşu bu şekilde. Şimdi bunu birleştirdiğimiz noktadan arkadaşlar, şu trabzanın olduğu yerden de ilmek alırsak, burada yanık izi belli olmaz. Bu ipi buraya bu şekilde kaynaştırmış oluruz. Çiçeğimiz bu şekilde 3 boyutunu oluşturduk. Şimdi şu kirpiklerin bakın ara kısmından girerek tohumlar yapacağız. Hemen tohum yapma kısmına geçelim. Evet, şimdi de tohumunu atarak tamamlayalım bakın arkadaşlar. Şöyle. Burası ön tarafı yapmış olduğumuz sahte boru da kirpiklerle oluştu. Şimdi başlayalım şöyle. Bakın herhangi bir kirpikleri görüyorsunuz. Bunun içine bu yaprakları yaptık. Bu ara kısmından da sık iğne ile ilk önce sabitleyerek başlayalım. Herhangi bir dalın arasından sabitleyerek başlayabiliriz. Şöyle iki tane zincir çektim. Bu birinci trabzanımız. Bir defa tığ doladım. Şimdi altı tane burada kirpik vardı ya, hepsinin ara kısmından geçiş yapacağız. Bakın. Buradan gördüğünüz gibi giriyorum. Öbür taraftan tığımı geçiriyorum. Şimdi 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Sıradaki bu kirpiğin ara kısmından giriyorum. Şöyle yakın göstereyim. Buradan girip 2 ve 2. Böyle minik minik trabzanlar oluşturuyorum. Yine ara kısmına bir zincirimi çekiyorum ki şöyle gerdirme olmasın. Bir defa tığı doladım. Üst kısmına da sık iğne yapacağımız için toplaması kolay olacak. O bir zincirlerin arasına girerek 2 ve 2. Yine bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Buraya trabzanın ara kısmına girip öbür boşluktan çıkıyorum. Bak. Şöyle göstereyim. Şöyle 2 ve 2. Bir zincir. Bir defa tığ doladım. Şöyle bu sıradaki trabzanın ara kısmında. Şöyle 2 ve 2. Bir zincir. Bakın başladığımız noktaya geldik. Şöyle bir defa tığ dolayıp bu sonuncu trabzanın da içerisinden girip 2 ve 2 olarak trabzanımı yaptım. Bakın. Bu şekilde trabzanlar oluştu. Bir zincirle ilk yapmış olduğumuz bu trabzanın bakın şuradaki ara kısmından girip burayı sıfırlıyorum. Gördünüz arkadaşlar? Şöyle çevirerek göstereyim. Şimdi bakın buraya sık iğne yapıyorum. Bir zincirli trabzan yaptık. Çok kolay arkadaşlar. Bunu iğne ucuna sardığımız tohum var ya, onu da yapabilirsiniz. Bu şart değil. Şöyle döne döne bu tohumu şöyle atıyorum. Bakın atlamadan şöyle trabzanın ara kısmını, sonra sıradaki bakın hiç boşluk bırakmadan buralara sık iğne yaparak bir tepecik oluşturuyorum. Sıradaki tüm trabzanların tepesini bakın bu şekilde şöyle sık iğne ile dolandık. Turumuz bitti. Şimdi sıradaki sık iğneye girip şöyle bakın kesim işlemi hiç atlamıyorum da. Her sık iğneye giriyorum. Zaten 6 trabzana şöyle 6 sık iğne oluyor. Sıradaki sık iğneye girip sabitliyorum. Aziz Allah ikindi ezanı ve son kaldı arkadaşlar. Tek bir sık iğne bakın. Şöyle. Döne döne kapattık gördünüz. Şuradan girilecek tek bir sık iğnemiz var. Onu da girip şöyle sabitleyelim. Bir zinciri de çekelim.
İpimi uzun kesiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu alt kısımdan şöyle göstereyim. Bakın. Bunu şu alt kısımdan girip oradaki en tepe nokta, bakın bu boşlukta, girip buradan tığımı çıkarıyorum ve içe doğru çekiyorum. Böyle bombilili bir tepecik oluşuyor. Şöyle bakın. Hafif çekiyorum arkadaşlar. Fazla bir de içe göçertmiyorum. Böyle sertlik. Şunu da şöyle alta alıp yaprağın alt kısmında yakayım. Ezanı okunuyor. Ben bu ipleri temizleyeyim. Hem de ezanı Muhammed'e bitsin. Hadi elimize bakalım. Evet, çiçeğimizi tamamladık. Bakın arkadaşlar, çok da kolay oldu. Yapımının da her aşamasını gösterdim. Şu 6 tane gördüğünüz yaprağın hepsini de yaptım. Hani zaman uzun gibi, zor gibi gelmesin. Hani 2 tane yapıp sadece birleşim kısmını da gösterebilirdim. Ama her aşamasını, çiçeğin, tohumun gösterdim. Şöyle tülbentin üzerine de koyup bir karşıdan izleyin istedim. Bakın arkadaşlar. Çark felek gibi de duruyor. 3 boyutlu çark felek çiçeği de diyebiliriz. Tohum kısmı da çok yakıştı bu tohum buna arkadaşlar. Sizle yaptığımız tohum daha da kibar bile durdu. İnşallah işinize yarayan şöyle ayrıntılı güzel bir videoda olmuştur. Beğenirsiniz, faydalı, her aşamasını şöyle anlatabilen, gösterebilen, çekimi hoş bir model olmuştur. Şöyle yakın plan ilk başta gösterdim. Şöyle yine ikisini beraber size göstereyim arkadaşlar. Evet, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi her hali kullanabilirsiniz. İster böyle motif olarak, ister 3 boyut. Dediğim gibi yorum ve beğenilerinize destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın. Üç boyutlu halini şöyle kaldırarak.